Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayeli TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende merkezler konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 78 ve 79'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda D ile BC birbirine paralel verilmiş. Evet bunlar paralel ve 3 5 verilmiş. K noktası ABC üçgenin iç çemberin çemberinin merkeziymiş. Arkadaş iç çemberin merkezi ise B köşeden gelen de açıortaydır. C köşeden gelen de açıortaydır. A köşesinden gelen de açı ortaydır. Şimdi şu açı ortay. Bu açı ortay. Hatta bu da açı ortay. E, bu açı kullanamıyorum. Ama şunlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. 3 ise 3 yapar. X kenarlıktan. Burada da Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. Bak X kenar çıktı burada da. 5 ise burası da 5 yaptı. Ve şu uzunluk isteniyor galiba bizden. Toplamda 5 3 daha 8 yapar. DE uzunluğu da böylelikle balık esir yaptı. Geldik 2'ye. E işleyici çemberin merkeziymiş. İşleyici çemberin merkezi. Buradan gelen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda E'den geçiyorsa. E 8 15 ne üçgeni? Dik üçgen olduğu için 17. Hocam açı ortay ya burası. 8'e 15. 8 kya 15 kdır burası. Toplam 23 k eşittir 17 ise k'yi buradan 17 bölü 23 olarak buluruz. Ve bizden x isteniyor. 8 k isteniyor. 8 çarpı 17 bölü 23 isteniyor. O zaman x neye eşit oldu? 7 kere 8 56 8 5 daha 13 yani 136 bölü 23 yapar cevabımız. Evet cevap denizli oldu ikinci soruda geldik 3'e. ABC ve BD birer üçgen olarak verilmiş. D ve E noktaları AC doğrusu üzerindedir. Evet şöyle. Sonra B, F noktası BED üçgenin bakın hangi üçgenin BED üçgeninin bir şeyi verilmiş. Neyi verilmiş? İç teğet merkezi verilmiş. O zaman iç teğet merkezi ise buradan çizilen açı ortaydır. Buradan çizilen açı ortaydır. Değil mi? Geçen açı ortay, geçen açı ortay. AB ile AE birbirine eşit verilmiş. AB ile AE birbirine eşit verilmiş. Tamam. Başka CB ile de CB eşit verilmiş. Hımm. hocam şu ve şu da eşit verilmiş. Çok güzel. Şimdi bir yerlerden başlayalım. Eşitleri kullanacağım. Şu ikiz kenarlıkta. A tepe açısı 52. 180'den 52 çıkart. 128. 128'i 2'ye bölsen 64 yapar. Taban açıları 64, 64 olacak. Yani 32, 32 ayırır burayı. E hocam bu da x kenar verilmiş. Sefa açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 140, 2'ye böl. Burası 70, burası da 70 yapacak. 35, 35 yapar burası. E arkadaş 35, 32 ve x'in toplamı 180 değil mi? Evet şuradaki üçgende. Aynen öyle. Şu x'in toplamı 67 yaptı. x de 180, 67 67'den kaç yapıyor o zaman cevabımız 113 yapar. Evet cevap denizli olduğu için soruda geldik dördüncü soruya. ABC üçgeninde ABC üçgeninde D eleman AC verilmiş. Tamam. CD 4 verilmiş, 12 verilmiş, 8 verilmiş. K noktası DBC üçgenin dış teğet çemberi, çemberi, merkezi. Bak. DBC üçgeninde dış teğet çemberin merkezi. Yani dış açı ortaylar buradan geçecek. E B köşesinden gelen buradan geçiyorsa bu dış açı ortay olmak zorunda. Yani şöyle şöyle. Bitti. Şu üçgende dış açı ortaysa bu dediği yerden başlıyor. Tekrarlı. Şu bölü tamamı. 12 bölü 16 eşittir. İlk ok x'e değiyor. İkinci ok 8'e değiyor. x bölü 8 e eşittir. E 2 kat olmuş 2 kat olacak. Yani x buradan 6 olur. Cevap 6. Yani C -han çıktı 4. solda Geldik 5'e. ABC bir üçgen. AB 9 ve 12 verilmiş. Yukarıdaki şekilde ABC üçgen diklik merkezi. Üçgenin dış bölgesinde. Üçgenin dış bölgesindeyse o zaman bu geniş açılı bir üçgendir. Ama hangi açı geniş açı? Burası mı? Burası mı? Burası mı? ABC açısı dar açı olarak verilmiş. Hmm. hocam bu dar açıysa 12'yi gören darsa bu 9'u gören bundan daha küçük olacağı için burası da dap dar olur. Yani dar olur. E o zaman burası dar. Burası darsa geniş olan açı neresidir? Burasıdır. O zaman olay bitti. E geniş açı üçgen eşitliği uygulayacağız. Normalde 90 olsaydı ne olurdu? 9, 12, 15 olurdu. Ama bu 15'ten büyük mü olacak? 90 olsaydı 15 olacaktı. 15'ten büyük olmak zorunda o zaman x. E hocam üçgen üst sınır lazım bana. Üst sınırı da toplamları değil midir? Yani 21. E şimdi benden ne isteniyor? X'in en küçük ve en büyük değerleri 16 ve 20 değerleri toplamı isteniyor. Cevap 36 gerçekten güzel bir soruydu arkadaşım. Beşinci soru Ceyhan geldik 6'ya. E, ABC üçgen G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise 1'e 2 oran vardır. Yani 8 ve ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgen diklik merkezi AD doğrusu üzerindedir. AD doğrusunun üzerinde bir de diklik merkezi varmış. Diklik merkezine atıyorum. Şurada K gibi bir şey. Hocam diklik merkezinden geçen ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Buradan geçen yükseklik olacak. A hocam buradan geçen yükseklikse yükseklik tabanı keş, parçaya böldü. Bu nasıl bir üçgen olur? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. Hatta aç ortaya olur. E burada 12 var burada. 15 ne üçgen? 9, 12, 15 üçgeninden 9 yapar burası. Ve bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. Cevap 18 yapar. Çünkü bu uzunluk isteniyor benden. Cevabımız 18 oldu. 6. soruda geldik 7'ye. E noktası ABC üçgenin dik merkezi. Buradan geçen ne olacaktır? Dik olacaktır. Eyvallah. Başka da çizilmemiş zaten. Benden x isteniyor. Hocam başka bir şekilde başka bir hamle yapabilir miyiz burada? Şu an yapamıyoruz. O zaman E'den geçen başka bir şey daha çizelim o zaman. Çizelim. E, dik merkezini kullanalım. Çünkü buradaki diklikte herhangi bir şey bulamıyoruz. Ya buradan çizeceğim ya C'den çizeceğim. Fark etmez. Şuradan çizdiğim zaman da buradan geçen de ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. A 90'lar şu dal alfa beta ya. Alfa beta ters açıdan beta. Dik üçgenden çıkmıyorsa çünkü alfa beta olayı oluyordu. Alfa alfa 90 sa burası da şurası da beta oldu. Kenarları belli olan üçgenler seçeceğim. Bak 4'e 8 bir tanesi bu. Bir tanesi de x'e ait üçgen seçeceğim. X'e ait üçgen de şu değil mi? Evet. E hocam kısa yolla yapalım. Alfadan beta'ya geçiş 4 8 olmuş 1'e 2. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. Burası 10 o zaman burası da 5 olmak zorunda. Yani cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Yoksa Aynı açının karşısındakileri oranlayarak da sonuca ulaşabilirdi tabii ki. 7 soru denizli geldik 8'e. D noktası abc üçgenin çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi burasıysa çevrel çemberini çiz mesela. Hadi unuttun çevrel çemberini. Çiz. E hocam merkezden yarıçap bu. E bu da yarıçap. E bu da yarıçap. çap. Aa bunlar ne oldu? 15-15 oldu. Zaten çevrel çemberin merkezinin özelliği bu. E hocam köşelere giden uzunluklar birbirine eşittir. Ya da kenar orta dikme merkezidir. Buradan çizdiğin orta dikmeler tam burada kestir diyebiliriz. Benden alan adc isteniyor hocam. 15, 15 ve 24. Buradan tabana ait yükseklik çizersem. X kenar ya tabanı keş parçaya böler. 12, 15 ile üçgeni 9, 12, 15 üçgeni. E bu tabana ait yükseklik çıktı. 24 tabana ait yükseklik 9 olduğu için. 24 çarpı 9 bölü 2 bana alanı verir. O zaman cevapta kaç çıktı? 108 çıktı arkadaşım. Evet cevap balık kesir oldu. 8. soruda geldik 9'a. Ahmet öğretmen sınıfta öğrencilerin üçgenler konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki çizimi ile ilgili bir soru soruyor. Tepe açısı A olan bir ABC üçgeni çiziniz. Evet şuradaki boşluğa çizeceğim arkadaşım. Şunu bir yukarı alayım şöyle. Ee, ABC üçgeni çizelim bakalım şöyle. ABC B, C üçgeni çizdik. Tepe açısı da A açısı olacakmış. A, B ve C. Evet ABC üçgen içinde bir D noktası işaretledim. D noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Kenar orta dikmelerin kesim noktası aynı zamanda Çevrel çemberin merkezidir. E, ABD 40 dereceymiş. ABD işte şöyle çizdiğimiz A. Şurası 40 dereceymiş. ACD 30 derece olsun. ACD de 30 dereceymiş. Ve benden BDC açısı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor arkadaşlar. E ne yapacağız? Hocam burası kenar orta dikme merkezi ya. Kenar orta dikme merkeziyle çevrel çemberin merkezi aynıydı. O zaman çevrel çemberin merkezi burasıysa bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yani bu üç uzunluk birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. Ya da Çizersin böyle çembere. Çevrel çember olduğundan dolayı. E, bunlar da eşit işte olduğunu görürsünüz zaten. E hocam 40 sa burası 40. 30 sa burası da 30 yaptı. Benden alfa istenir. 40, 40, 80'den burayı buluruz. 30, 30, 60'dan burayı buluruz. 3, 60'a tamamlayandan buluruz. Ya da şurada bir boynuz yok mu arkadaşım? Var. Yani 40, 40, 30, 30'un toplamı 40, 40, 80. 60 daha kaç yapıyor o zaman? 140 yapıyor. Cevabımız böylelikle Cihan çıktı 9. soruda. Geldik 10. soruya. ABC üçgeninde AC BC eşitmiş. AC ile BC birbirine eşitmiş. Eyvallah. Bir de BD ile DC birbirine eşitmiş. Tamam. Şu açı ortay verilmiş. E, ne yapacağız burada? Hocam açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem kollar çizilen dikmeler birbirine eşit değil midir? Evet. Kollar çizilen dikmeler birbirine eşittir. Şu parça da, şu parça. Hatta burada da arkadaşlar ayırdıkları yerler de eşittir. Burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. E hocam bununla bu eşit ya. Burası iki tane çift çizgiyse burası da iki tane çift çizgi olacak. Yani burası da çift çizgi oldu. İşte bu nokta için hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaş bak bu da kenar orta dikme bu da kenar orta dikme. İki tane kenar orta dikmenin kesim noktası kenar orta dikmelerinin kesimidir. Yani E noktası ABC üçgen dik merkezi değil. Eşkenar üçgen olduğunu bilemeyiz. Ee, çevre çemberin merkezidir. Evet. Kenar orta dikmen merkezi aynı zamanda çevre çemberin merkezidir. Niye? Hocam şöyle yapsak. Hop şöyle çizsek. Dik tabanı keş parçaya böldüğü için. Hocam bununla bu birbirine eşittir. Aynı zamanda buradan bunu da çizsen hocam bununla da bu birbirine eşittir. X kenardan dolayı bak. 3 köşede eşit uzunlukta etrafına bir çember çizebiliriz. Gerçekten çevre çemberin merkezidir. Ya da kenar orta dikme merkezini yakaladıktan sonra direkt çevre çember merkezinde diyebiliriz. Güzel bir soru. Sırada çıkmaya aday bir soru. Dikkatli olun böyle soruları ÖSYM sever. 10. soru Ceyhan oldu geldik 11'e. Geometri Soru Bankası kitabında aşağıdaki soruyu daha önce çözen Ali bir süre sonra tekrar kitabından çözmedi, çözemediği Çözmediği soruya bakarken soruyu tekrar görmüş. Ancak o sayfa kahve dökülmüş. Wow. Ve okuyamamış. ABC x kenar üçgen. Vallahi x kenar gördüm. Tabanda mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer dedim. Ve hemen bu yüksekliği çizdim. Tabanı ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. 9, 12, 15 üçgenden burası da 12 oldu mu? Oldu. Tamam. Soruyu okumadan böyle bir şey yaptık ama büyük ihtimalle böyle bir şey yapacaktık zaten. Sonra buna göre diyor bu üçgenin ağırlık merkezi ile bilmem ne arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Hmm. Cevap kontrol ettiğinde cevabın doğru olduğunu görmüştür. Buna göre kahve dökülen yerde aşağıdakilerden hangisi yazmaktadır? Ha. Arkadaşlar ağırlık merkezi bilmem ne noktası. İşte çemberin merkezi mi acaba? Ya da diklik merkezi mi? Şimdi ağırlık merkezini bulalım mı burada? Bulalım. Hocam 12 Şimdi kenar ortay doğrusu üzerinde olmak zorunda. 12'yi bölüşe. Hocam 3'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 4 yapıyor. E o zaman burası ne yaptı? 8 yaptı. Şimdi 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 acaba burası neyin merkezi? Vay 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 soruya bak. Arkadaş bütün hepsini tek tek deneyecek miyiz ya? Şimdi öyle bir merkez varmış ki bu merkezle arasındaki uzaklık bu şıklardan birinde. eyvah <laughs> eyvah. Şıklardan birini de bilmiyoruz. Keşke soruyu da böyle çıkkı da işaretleseydik ya burada. Neyse şıkkı işaretleseydik soru daha kolay olacaktı. Ee, ben tek tek şunları bulacağım galiba arkadaşlar. İşte çemberin merkezi. Şimdi işte çemberin merkezi burasıysa eğer hocam buradan gelen açı ortay olmak zorunda. E o zaman burası 15 bölü 9. 15 bölü 9 dediğimiz nedir? 5'e böl 3. 5'e böl e, pardon 3'e böl 5. Yani 5K 3'e böl. Kaç yapıyor? Ya da şöyle yapalım. Buraya X diyelim. Buraya 8 X mi kaldı? Evet. Yani 15 bölü 9 eşittir. 8 X bölü. 8 eksi X bölü. E, kaç yapıyor? X artı 4 yapıyor. İşler dışlar yapalım. Sadeleştirelim. 3'e bölsen 5. 3'e bölsen 3. Buradan 5x artı 20 eşittir. 24 eksi 3x yaptı. 8x eşittir. E, 4'ten x de 1 bölü 2 bulduk. Arkadaşlar bu işte çemberin merkezi arasındaki uzaklık 1 bölü 2 olmalıydı. Şıklarda yok. O zaman bu değil. İşte çemberin merkezi değil arkadaşlar. Diklik merkezi. Diklik merkezi mi değil mi onu bakmaya çalışalım arkadaşlar. Diklik merkezi olması için ne olması lazım? şuradan şöyle dik çizeceğim. İki dikin kestiği yer olması lazım. Ee, şuraya x dersen burası ne olacak? 8 x olacak. E ee, ben burayı bulabilir miyim? Bulabilirim. Tabii ki bulabilirim. Hocam şuraya alfa, şuraya beta dersem dikkat et. Burası da beta, burası da alfa oldu. Burası 90 ise burası beta oldu. Ee, x art 4'e 9 var şuradaki üçgende. Bir de ne var? Şu büyük üçgende 9'a 12 var. Tamam. O zaman alfanın karşısı x art 4'ün, x art 4'ün Neye oranı? Alfanın karşısı buradaki dikey üçgende 9 oranı eşittir. Betanın karşısı 9'un e, betanın karşısı 12 oranı diyeceğiz. 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 4. E buradan x artı 4 ne yapıyor arkadaşım? 27 bölü 4 yapıyor. 4 çıkarttığım zaman 16, 9 bölü 4 yapıyor. Heh tamam. Şıklar da var. Değil mi? Buna göre üçgenin ağırlık merkeziyle işlem hatası yapmayalım. 16. Yok 16 çıkıyor. 27'den 16 çıkınca 11'i yapıyor. 11 bölü 4 şıklarda yok arkadaşlar. Demek ki bu da değil. Diklik merkezi değil. Tek tek deniyoruz. Yapacak bir şey yok. Aa, ben olsaydım şıklarda şöyle yapardım. Cevap neyse onu şıklara işaretlerdim. Dur cevap bulayım da ondan sonra ben sana söyleyeceğim bunu. Evet bunu denedik olmadı. Bunu denedik olmadı. Ee, gerçi bu soru bankası ya. Ya ÖSYM daha sormamış ya. Hani burada bu soru bankasındaki bu soruyla aslında biz şeyi inceliyoruz. Buradaki noktalar olursa nasıl davranırız onları inceliyoruz. O yönden de bak, güzel bir içerik olmuş. Güzel bir soru olmuş. Çevrel çemberin merkezi. Hocam çevrel çemberin merkezi neydi? Kenar orta dikmelerin merkeziydi. Ya da 3 kenara eşit uzunlukta olan yerdi. İşte şu eşit olacak. Şu eşit olacak. İşte bu da eşit olacak şöyle. Gerçi bu ikisi yeterli olacaktır. Ben buraya x dersem o zaman burası x artı 4 olacak. Burası da x artı 4 mi olacak arkadaşlar? Evet. E, şöyle baktığın zaman hocam şurası x dersem x artı 4 x artı 4 burada burası da x artı 4 şöyle köşeye geldiği zaman a şöyle baktığımız zaman ne oluyor x artı e, şurası x artı 4 burası x artı 4 burayı niye x artı 4 dedim ben şurası 8 eksi x olacak pardon ya çok pardon burası 8 eksi x olacak x dediğimde 8 eksi x burası da 8 eksi x pisagor bağıntısından olayı buluruz 8 eksi x'in karesi bakalım burada açıklarda olacak mı 8 eksi x'in karesi eşittir x artı 4'ün karesi artı 9'un karesi deyip işlem yapacağız. 64 eksi 16x artı x kare eşittir x kare artı 8x artı 16 artı 81 yap. x kareler buradan gitti. Bunu öbür tarafa attık. 24x yaptı. Sonra burada x'leri hallettik. Ama hocam negatif çıkıyor burada. Negatif bir sayı çıkacak. Bu 64 buradan daha küçük. O zaman x negatif oldu. Negatif bir sayı olamaz. Demek ki seçtiğim x Böyle bu ağırlık merkezinin yukarısında değil x negatif ya ağırlık merkezinin aşağısında olacak vay. Sorudaki inceliğe bak. O zaman ağırlık merkezini ben şey dik merkezini nerede seçeceğim? Bu çevrel çember merkezini burada seçeceğim. Yani şurası eşit, şurası eşit ve şurası da şöyle eşit diyeceğim arkadaşlar. O zaman ben buraya x dersem buraya ne kaldı? 4 eksi x kaldı. E, burası da ne oldu? 8 artı x oldu. Bakalım bu 8 artı x'e göre bir şey var mı diye. Şimdi bakalım arkadaşlar. Çok ince bir soruyormuş. 8 artı x'in karesi de buradan neye eşittir? Ee, şurası 4 eksi x. 4 eksi x'in karesi artı 9'un karesi diyeceğiz. 64 artı 16 x artı x kare eşittir. 16 eksi e, kaç x? 8 x artı x kare artı 81 yaptı. x kareler buradan da gitti. Sonra bunu buraya attık. 24 x yaptı. Bunu da öbür tarafa atınca arkadaşım şu şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Ya da bu x'in toplamı kaç yaptı? 81 ile 16'ın toplamı 97 yapıyor değil mi? 97'den 64 çıkartınca da kaç kalıyor? 23 bu kalıyor. Hayır 33 kalıyor. O zaman burası 33 yaptı. X de böylelikle 33 bölü 24. 3'e bölsen 11, 3'e bölsen 8. A 11 e bölü 8 çıktı. Evet. Şimdi ağırlık merkezi ile bu ne arasındaki? Çevrel çemberin merkezi arasındaki cevap 11 bölü 8 çıktı. O zaman cevabımız Akçay oldu. Demek o çevrel çemberin merkeziymiş şıklarda var. Dış D çemberin merkezi ve kenar ortayların kesim noktası. Zaten kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. Ee, ağırlık merkeziyle şimdi bu üçgenin ağırlık merkeziyle ağırlık merkezi arasındaki uzaklık zaten sıfır oluyor. Bunu direkt eliyoruz zaten. Dış D çemberin merkezi de demek ki değil. Zaten biz C yanı olarak bulduk. Dış D çemberin merkezini bulsaydık. Dış D çemberin merkezi bir tane yok ki. Ondan dolayı olmazdı orası da. Çünkü şu dış açıortaylar burada kesiyor. Dış açı ortaylar burada kesiyor. Dış açı ortaylar burada kesiyor bir tane yok. 3 tane var arkadaşım orada. Orada dikkat et. Cevap bu. Yalnız ÖSYM e sorsa nasıl sorar? İşte buraya döküldü dedi ya. İşte buraya döküldü. İşte buraya döküldüğünde arasındaki uzaklık 11 bölü 8. Yani arasındaki uzaklık kaç birimdir dedi. Çıkkı da işaretlerdi böyle. Çıkkı işaretlenmiş 11 bölü 8'in hangisini sağladığını bulurduk arkadaşlar. Tek tek ona göre de işlemi devam ettirdi. Gerçi Burada bunu incelemek, bunu incelemek ve bunu incelemek de bize yine gayet güzel şeyler kattı arkadaşlar. 11. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk ama çok güzel bir soru. Gerçekten tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Ve böylelikle bitirdik test 1'i. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.